Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Hayırlı geceler, geceniz mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile etsin inşallah. Bugün dersimiz her beş vakitte namazın olmazsa olmazı olan Fatiha'nın içinde Cenab-ı Hakk'a yalvarırken, Cenab-ı Hakk'a yakarırken, Cenab-ı Hak'tan her vakit istediğimiz ihdine sıratal müstakim diye, ya Rabbi bize sırat-ı müstakimde hidayet nasip eyle diye, her beş vakitte Rabbimizden istediğimiz sırat-ı müstakim nedir? Doğru yol nedir? Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuş, şeyyebetni sureti Hud diyor. Sure-i Hud beni ihtiyarlattı diyor. Nedir Hud suresinde Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı ihtiyarlatan? Festakim kema ümirt ayeti. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Bakın dosdoğru ol demiyor. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Yani nasıl emrolunduk? Hangi istikamet üzere dosdoğru olmamız gerekiyor? Nedir bu mana? Bu manayı ifade eden, bu manayı ders veren, bu mananın hakikatini anlatan bir ders bu. Demek şimdi namazda Allah'la ne konuştuğumuzun farkına varınca namazımız inşallah canlanı verecek. Namazımızın hakikati, manası ortaya çıkacak. Namazımız inşallah ruhlanacak. Çünkü namaz kılan bir insan Allah'la konuştum dese yalan söylemiş olmaz buyurmuş Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Kur'an okumak da böyledir. Öyleyse insan hiç merak etmez mi? Ben Allah'la ne konuştum diye. Cenab-ı Hak'la ne konuştum ben? Allah'tan ne istedim? Namazda aramızda nasıl bir mükaleme, nasıl bir konuşma cereyan etti? Hiç bunu merak etmez mi insan? Ha demek İhdine sıratal müstakim demek aslında bize ebedi saadetin adresini veriyor. Ebedi kurtuluşun istikametini veriyor. Bir de Cenab-ı Hakk'ın bizi görmek istediği vaziyet. Cenab-ı Hak bizi nasıl bir vaziyette görmek istiyor? Nasıl bir halde görmek istiyor? Bu manayı anlamak, idrak etmek. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bizi görmek istediği halin, vaziyetin adı sırat-ı müstakimmiş. Festakim kema ümirt dediği, emrolunduğun gibi dosdoğru ol dediği, emrolunduğumuz istikameti, emrolunduğumuz vaziyeti, emrolunduğumuz yani Cenab-ı Hakk'ın bize emrettiği yolu, yöntemi, tarzı biz yine Kur'an'dan öğreneceğiz. Ha ve biz Cenab-ı Hakk'ın emrettiği gibi dosdoğru olamayız. Gücümüz yetmez. Biz de yine onun emrettiği gibi dosdoğru olmayı, onun bize gösterdiği sırat-ı müstakimde devam etmeyi, Cenab-ı Hakk'ın çizdiği istikametten sapmamayı yine ondan isteyeceğiz. Ya Rabbi sen bize emrettin ya sırat-ı müstakimi. Sen bize değil mi? Aksal gayatı emrettin, alay-ı illiğini emrettin, ahsen-i takvimi emrettin ya, biz bunları bırak uygulamayı, yapmayı, hayatımıza geçirmeyi, anlamaktan ve idrak etmekten bile aciziz ya Rabbi. Sen bizi nasıl görmek istiyorsan öyle yap. Sen bizi nasıl bir vaziyette istiyorsan o hale sen getir. Ya Rabbi sen bize hidayet ver diye biz aslında beş vakitte Cenab-ı Hakk'a ihdine sıratel müstakim diye yalvarıyormuşuz. Şimdi bu ihdine sıratel müstakimle alakalı müthiş bir tahlil var. Nedir sırat-ı müstakim? Yani doğru yoldan ayırma ya Rabbi bizi. Doğru yola hidayet eyle diyoruz da doğru yol ne? Neyin doğru yolu? İnsanın bir sürü ahlakı var, bir sürü hayatını devam ettirmesine vesile olan değil mi? Hissiyatı, duyguları var. Hangisinin doğru yolu? Aklın doğru yolu nedir? Kuvve-i gadabiyenin doğru yolu nedir? Kuvve-i şehveye dediğimiz şehvetin doğru yolu nedir? Bütün bunların istikametinden ortaya çıkan
İhdine sıratel müstakim diye Cenab-ı Hakk'ın bize yalvarmayı emrettiği. Çünkü Fatiha'sız namaz olmaz. Öyleyse 5 vakitte en az 40 defa Cenab-ı Hakk'a sırat-ı müstakimi yalvarıyoruz. Ya Rabbi ne olur bizi sırat-ı müstakimden ayırma. Sırat-ı müstakime hidayet eyle. Ya Rabbi bizi doğru yola sok diye. Nedir o doğru yol? Cenab-ı Hak bize doğru yolu emretmiş. Biz de ondan bize emrettiği doğru yola bizi iletmesini, bize sokmasını yalvarıyoruz, istiyoruz. Öyleyse isterken hem dilimizle ihdine sıratel müstakim diye yalvaracağız, hem de fiilimiz ve icraatımızla doğru yolu bilip direksiyonu oraya doğru kıracağız. Bakalım neymiş sırat-ı müstakim? Şimdi herkes hızlıca paylaşsın, bu ders ehemmiyetli. Bu ders bizim hayatımızın rotası. Hani eline insan pusulayı almazsa, değil mi? Gemide, okyanusun içinde yön bilmez, iz bilmez. Nereye gideceği belli olmaz ki. Kimisi der ki doğru yol budur der. Öbürü der ki doğru yol şuradandır, şudur, budur. Ama elinizde bir pusula olursa, o pusula haritaya göre, o pusula uyduya göre çalışır. Ve doğru yolu gösterir. Kimin sizi doğru yola, kimin yanlış yola çağırdığını o pusulayla ölçebilir, tartabilir, o pusulayla anlayabilirsiniz. Şimdi biz ihdine sırat-ül müstakim dedi, sırat-ı müstakimde Cenab-ı Hakk'ın bizi davet ettiği, çağırdığı, emrettiği sırat-ı müstakim neymiş onu anlamaya çalışacağız inşallah. Sırat-ı müstakim, şecaat, İffet ve hikmetin mezcinden ve hulasasından hasıl olan adıl ve adalete işarettir. Allah Allah. Bakın şecaat, hikmet ve iffet. Üç tane şeyden bahsediyor. Şecaat, kahramanlık demek, cesaret demek. İffet, namusluluk demek. Bir de hikmet. Hikmet de hakkı hak bilip, ona göre hareket etmek, batılı batıl bilip ondan içtinab etmek. Yani doğruyu yanlıştan ayırabilmek, yerli yerinde hareket etmek, akıl kuvvesini istikametli kullanmanın adı hikmetmiş. Aslında bize Cenab-ı Hak kendisi hakimdir, kendisi adildir, kendisi rahimdir, kerimdir. Ve bütün kainatı adaletiyle, şefkatiyle, merhametiyle idare eder. Bize aslında Cenab-ı Hak diyor ki, kainatın istikametini ben tayin ettim. Çünkü kainattaki mahlukata Cenab-ı Hak nefis vermediği için onlar Allah'ın emrinin dışına çıkamıyorlar. Yani güneşe Cenab-ı Hak neyi emrettiyse, İlk emredildiği günden beri aynı işi aynı hassasiyetle yapıyor. İneğe neyi emrettiyse o onu yapıyor. Tavuğa neyi emrettiyse onu yapıyor. Bakın onlar emre muhalefet edecek bir istidada, bir kabiliyete, bir yapıya sahip değiller. Melekler gibi safiler. Ama insanın şerire ve iştihalı bir nefsi olduğundan, ve insan bu dünyada hür iradesiyle imtihan için serbest bırakıldığından, emri ilahiye muhalefet edebilecek bir istidat, bir kabiliyet, bir hürriyet insana verilmiş. Yani emri ilahiye karşı baş kaldırabilir. Ha, böyle bir hürriyeti Cenab-ı Hak imtihan icabı, Cenab-ı Hakk'ın isimlerini, sıfatlarını anlasın diye insana böyle bir hürriyeti vermiş. Ve kainattaki bütün mahlukat Allah'ın emrine muhalefet edemedikleri için istikametten asla sapmayıp Esma-i İlahiye'nin ritmiyle Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin ve emirlerinin rotasıyla hareket ettikleri gibi Cenab-ı Hak insanı da diyor ki bütün mahlukatın ittiba ettiği emrime, bütün kainatın peşinden gittiği Esma-i İlahiye'nin rotasına ey insan sen de ayak uydur, sen de sırat-ı müstakimden sapma, sen de kainatın ritimlerine ayak uydur. Bu fabrikanın çarklarına muhalefet edip de
o çarkların altında ezilme diye. Aslında bize nedir bu? İhdine sıratil müstakim yakarışı, festakim kema ümirt, emrolunduğun gibi dosdoğru ol emri, kainattaki emri ilahinin işleyişine, Cenab-ı Hakk'ın kumandasındaki bütün mahlukatın itaatine insanı bir davettir. Cenab-ı Hak bizi bütün mahlukatın itaat ettiği kainattaki istikamete, emre, ritme çağırıyor, davet ediyor. Allah Allah. Şöyle ki, tagayyür, inkılap ve felaketlere maruz ve muhtaç şu insan bedeninde iskan edilen ruhun yaşayabilmesi için üç kuvvet ihdas edilmiştir. Şu insan bedeninde oturan, şu beden hanesinde misafir olan ruhun hayatını devam ettirebilmesi için Cenab-ı Hak ruha üç kuvve vermiş kuvve. Nedir bunlar? Bu kuvvelerin birincisi menfaatlerini celp ve cezb için kuvve-i şehviye-i behimiyedir. Yani lezzet almak, haz almak, şehvet duygusu. Yani yemektir, içmektir, diğer şehvani arzulardır. Bunlar insanın hayatını devam ettirmesi için gerekli şeyler. Düşünün, yemekten lezzet almasaydık kim yemek yerdi? Yemek yemeyince hayatımız nasıl devam ederdi? Veya başka lezzetler, şehvani lezzetler olmasa nesil çoğalır mıydı? Ha, demek bunlara Cenab-ı Hak insanın hem hayatını hem neslini devam ettirmek için kuvve-i şehviye dediğimiz bir kuvve vermiş, şehvet duygusu. Onun içine bir lezzet koymuş. Ha. İkincisi, zararlı şeyleri def için kuvve-i sabuiye-i gadabiye, kuvve-i gadabiye, nefret duygusu, kızgınlık, gadab duygusu. Bu da nedir? İnsanın menfaatlerini celbetmesi için kuvve-i şehviye, zararlı şeyleri def etmek için hayatını muhafaza için de kuvve-i gadabiye, nefret duygusu, kızgınlık, kahramanlık, cesaret, celadet, hepsi içine girer bunun. Kuvve-i gadabiye. Üçüncüsü, nef ve zararı, iyi ve kötüyü birbirinden temyiz için kuvve-i akliye-i melekiyedir. Bir de iyi ile kötüyü birbirinden ayırsın, iyileri kendine celbetsin, zararlı şeyleri de def etsin diye Cenab-ı Hak muhakeme duygusu, yani akıl kuvveti vermiş. Ha, şimdi iş nereye geldi bakın. Lakin insanlardaki bu kuvvelere şeriatça bir hat, bir nihayet tayin edilmiş ise de fıtraten tayin edilmemiş olduğundan bu kuvvelerin her birisi tefrit, vasat ve ifrat namıyla üç mertebeye ayrılırlar. Şimdi Cenab-ı Hak meleklere, hayvanlara, bitkilere, cansız mahlukata hepsine bir hudut tayin etmiş. Ama onların hudutları, yani onların rotaları, onların adeta yaşam haritaları fıtri olarak tayin edilmiş. Yani ne demek? Bunu şöyle anlayabiliriz. Mesela bazı arabalara biniyorsunuz, arabayı yapan firma arabaya hız limiti koymuş. Araba 160'ı geçmiyor. Ne kadar basarsan bas, araba 160'ı geçmiyor. Şimdi bu adamı ikaz etmene gerek yok, zaten geçemez 160'ı. Şimdi bazı arabada da var ki limit yok. Bu adama senin kendin söylemen lazım. Kardeşim 160'ı 170'i geçme, bak bu yollarda tehlike var. Şimdi birinci örnek hayvanları, ikinci örnek de insanları temsil ediyor. Cenab-ı Hak hayvanlara, bitkilere, hatta meleklere kendi hudut koymuş. Adeta bize emredilen şeriat var ya, Kur'an'daki emredilen şeriatı meleklerin, bitkilerin, hayvanların programına girmiş. Yani onların ruh programına girmiş. Onlar zaten o şeriat üzere yaşıyorlar. İradeleriyle herhangi bir mücadele vermelerine, akıllarıyla, fikirleriyle şeriatı öğrenip de ben bu şeriatı uygulamam lazım, Allah'ın emirlerine uymam lazım diye kendi iradeleriyle bir gayret göstermelerine gerek yok. Adeta onların ruhlarına Cenab-ı Hak o programı girmiş. İnsanı da imtihan icabı limitsiz, hudutsuz, sınırsız bırakmış ta ki insan iradesiyle istediğini seçebilsin diye. Fakat
onların ruhlarına girdiği programı, kainata fıtri olarak yerleştirdiği kanunları, kendi isimlerinin kainattaki icraatını insana şeriat dediğimiz haramlar, helaller, günahlar, sevaplar olarak emretmiş. Yani insan Kur'an'daki şeriata uyarsa aynı zamanda kainattaki sisteme ayak uydurmuş oluyor. Kainattaki mahlukatın ritimlerine uymuş oluyor. Kainatın ahengine ayak uydurmuş oluyor. Ama Kur'an'daki şeriata muhalefet ederse kainatın ahengine, kainatın ritmine muhalefet edip bütün düzeni alt üst ediyor, yer ve gökte diyor. Arz ve semada fesat yaptılar diyor ayette. Ve yufsidûne fil ard. Ya, yeryüzünü fesada verdiler diyor. Şimdi manevi olarak bir fesat var. Ama bir de beşerin haline baksana. Havayı kirlettik, denizi kirlettik, karayı bozduk, hayvanların türlerini tükettik. Adeta değil mi şimdi insanı çeksen dünyadan her şey yerli yerinde mükemmel. Çünkü her bütün mahlukat Cenab-ı Hakk'ın fıtri olarak onların ruhlarına girdiği programa değil mi fıtri olarak fıtrat icabı uyuyorlar. Muhalefet edecek istidat ve kabiliyette yapıda değiller. Ha, o yüzden her şey tıkırında, her şey mükemmel, her şey kemalinde işlerken insanın öyle diyor beşerin bulaşık eli karışmamak şartıyla hiçbir şeyde hakiki nizamsızlık, hakiki çirkinlik asla yoktur diyor. Beşerin bulaşık eli dediği ne biliyor musunuz? İnsan kendi iradesini bulaştırmaz. Cenab-ı Hakk'ın emrine tabi olur. İlahi iradeyle hareket ederse o zaman kainattaki sisteme tam uygun çalıştığı için, muhalefet etmediği için adeta kainatın işleyişine yardım ediyor. Ecdadımız öyle yapmamış mı? Kur'an'a harfiyen ittiba etmeye çalışmış. Ve adeta göçmen kuşların yaralarını saracak kadar dağlarda aç kalma ihtimali olan yabani hayvanların rızıklarını onlara temin edip dağların başlarına bırakacak kadar adeta kainatın işleyişine, kainatın ritmine ayak uydurmuş ve bu ahenge katkıda bulunmuşlar. Ama insan nefsinin iradesini işin içine sokunca, değil mi? Nefis de şeytanla idare edildiği için, şeytandan emir aldığı için Allah'tan gelen emirle şeytandan gelen emir karşılaşınca bu sefer arzda yeryüzünde fesat çıktı. İnsan bozuldu, dolayısıyla kainat bozuldu. Ya, lakin insandaki bu kuvvelere şeriatça bir had, bir nihayet tayin edilmiş ise de fıtraten tayin edilmemiş olduğundan bu kuvvetlerin her birisi, yani kuvve-i akliye, kuvve-i şeheviye, kuvve-i gadabiye, bu üç kuvve insanın hayattaki yaşamasını devam ettiren kuvveler, her birisi tefrit, vasat, ifrat namıyla üç mertebeye ayrılırlar. Tefrit en alt demek. Vasat orta, ifrat da aşırı demek, en üst demek. Bu kuvvelerde tefrit mertebesi var, vasat mertebesi var, bir de ifrat mertebesi var. Cenab-ı Hak bize hep vasatı emrediyormuş. Orta yolu emrediyor. İstikamet oymuş. Bakalım nedir? Bakalım aklın istikametine, şehvetin istikametine, gadabın, kızgınlığın, cesaretin istikameti nedir? Bize Cenab-ı Hak beş vakitte neyi emretmiş? Biz Rabbimizden beş vakitte neyi yalvarıp istiyoruz? Onu ifade eden bir mana bu. Mesela kuvve-i şehviyenin, insandaki şehvet duygusunun tefrit mertebesi, en alt derecesi humuttur ki ne helale ne de harama şehveti iştihası yoktur. Ha, humut dediği en alt tabaka, ot gibi. Hiçbir şeye bir iştihası yok. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin de farkına varamıyor ki, nimetlere, meyvelere, rızıklara iştihası olmadığı gibi, şehvani şeylere iştihası olmadığından, bakın, demek humut mertebesinde insan hayattan hiçbir lezzet alamıyor. Cenab-ı Hak bunu istemiyor bizden. Hayattan lezzet alın diyor. Bu hayatın lezzetlerini bizim için yaratmış ve o lezzetlerin arkasında
şükür nimeti var ki o nimet de o lezzeti tattıktan sonra insanın ruhuna açılan bir lezzet, bir ufukmuş. İfrat mertebesi fucurdur ki namusları ve ırzları paimal etmek iştihasında olur. Aşırısı da değil mi? Nedir? Fuhuştur, fücurdur, namusları, ırzları paimal eder. Vasat mertebesi ise, yani Cenab-ı Hakk'ın emrettiği yol ise, iffettir ki helaline şehveti var, harama yoktur. Bakın, insandaki kuvve-i şehviyenin istikametini söylüyor. Şimdi, insanlık tarihinde bütün zulümler, fitneler, fuhşiyatlar, fesatlar, bütün pislikler bu üç kuvvenin, yani kuvve-i şehviye, kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, bu üç kuvvenin suistimalinden, kötüye kullanılmasından, aşırıya gidilmesinden veyahut istikamet dışında istimal edilmesinden ortaya çıkmış. Bütün pislikler buradan. Mesela gadap duygusunda, nefret duygusunda, öfke duygusunda o kadar ileri gitmişler ki, değil mi, o Roma imparatorları insanları aslanlara parçalattırırken zerre kadar vicdanları sızlamamış ya. Arenalarda insanları aslanların önüne atıp canlı canlı o insanları aslanların parçaladığını, o çığlıklarla paramparça edildiğini seyredip kahkahalarla gülmüşler. Kuvve-i gadabiyenin zıvanadan çıkmış hali. Şehvetlerine esir etmişler, helali haramı her şeyi çiğneyip Allah muhafaza Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı sınırları aşmışlar. Kuvve-i akliyede cerbezelerle felsefe adı altında hakkı batıl, batılı hak gösterecek kadar aklı suistimal edip kötüye kullanıp aşırıya gitmişler. Ve kuvve-i akliyenin, kuvve-i şehviyenin, kuvve-i gadabiyenin suistimalinden beşer tarihi zulümlerle dolu, beşer tarihi ahlaksızlıklarla dolu, insanlık tarihi adeta felsefe safsatalarıyla, saçmalıklarla dolu. İşte bütün beşeriyete, bütün duygularının istikametini öğretip de, yani biz şimdi bu duyguları ifrat veya tefrit kullanırsak, düşünün mesela adam kuvve-i şehviyeyi hiç kullanmadı. Humut derece, en alt derece, ya ot gibi hiçbir şeyden lezzet alamıyor. Bu insanın bitki mertebesine, nebatat mertebesine düşmesidir. Aşırısı da hayvaniyettir. Hayvan gibi bütün akşama kadar nefsinin, şehvetinin peşinde koşmak. Bu işin ortası ise vasatı ise, istikameti ise insaniyettir, insanlıktır. Demek aslında biz beş vakitte Cenab-ı Hakk'a yalvarırken ihdine sıratel müstakim, ya Rabbi bizi sırat-ı müstakimde hidayet eyle, doğru yolu öğret bize, doğru yoldan sapıtma bizi diye yalvarırken aslında biz neyi istiyormuşuz biliyor musunuz Allah'tan? Ya Rabbi beni insan yap, insanlığın sınırlarından, hudutlarından aşırma, taşırma, istikametli bir şekilde insan ahlakı üzerine, insani duyguları taşıyabilecek bir vaziyette, hakiki insan olabilmeyi senden istiyorum ya Rabbi, bana nasip et diye aslında Fatiha'da bunu yalvarıyormuşuz Cenab-ı Hak'tan. İhtar kuvve-i şehviyenin yemek, içmek, uyumak, konuşmak gibi füruatında da, teferruatında da bu üç mertebe mevcuttur. Ve keza kuvve-i gadabiyenin, gadap duygusu, nefret duygusu, öfke duygusu, kuvve-i gadabiyenin tefrit mertebesi, en alt derecesi cebanettir ki korkulmayan her şeyden korkar. Allah Allah, korkulmayacak şeylerden bile ne yapıyor? Her şeyden korkuyor. Ödlek, tavuk gibi. Her şey, hayatı kendine ızdıraba çevirdi. İfrat mertebesi tehevvürdür ki ne maddi ne manevi hiçbir şeyden korkmaz. Allah Allah. Bakın, dünyevi felaketlerden, musibetlerden korkmadığı gibi adam Allah'tan da, ahiretten de, Cenab-ı Hakk'ın cehennem tehdidinden de korkmuyor. Değil mi? Dolu dizgin cehenneme doğru gidiyor. Bu da insandaki cesaretin, insandaki kuvve-i gadabiyenin zıvanadan çıkmış hali. İfrat hali.
Bütün, bakın ne diyor, bütün istibdatlar, baskılar, tahakkümler, zulümler bu mertebenin mahsulüdür. Gadap duygusu, öfke duygusu, o cesaret duygusu haddini aşınca adam bu sefer en büyük lezzetini insanları kahretmekte, insanları ezmekte, başkalarına zulmetmekte alıyor. İnsanlıktan çıkıyor adeta. Yılan gibi zehirlemekten, aslan gibi parçalamaktan lezzet alıyor. Bakın. Bütün istibdatlar, tahakkümler, zulümler bu mertebenin mahsulüdür. Vasat mertebesi ise bu işin istikameti, ortası nedir? Şecaattir ki hukuku diniye ve dünyeviyesi için canını feda eder. Dini için, vatanı için, namusu için canını verecek derecede aslan gibi kükrer. Fakat meşru olmayan şeylere de karışmaz. İstikamet bakın. Demek vasat mertebesi neymiş? Şecaatmiş. Hazreti Ali gibi, Hazreti Ömer gibi. Değil mi ya? Düşünün. Peygamberimizin karşısında el pençe divan, sabahlara kadar sırtında un torbasıyla acaba aç yatan biri var mı diye böyle şefkat ve merhamet dolu ama küffara karşı da adeta karşısındakini eritir gibi kahreden bir yürek. İşte istikamet. Vasat derecesi buymuş bunun. Allah Allah. Nasıl bir ahlak. Demek ki sahabe efendilerimizi sahabe yapan sır ihdine sıratel müstakim sırrıymış. Demek büyük zatların büyüklüğü sırat-ı müstakim manasında saklıymış. Demek rıza-i ilahi, insan olmak, hepsi ihdine sıratel müstakim hakikatinin arkasında saklı olan manalar ve hakikatlarmış. Vay be! Biz beş vakitte Allah'tan neyi istiyormuşuz da farkında değilmişiz ya. Ya ihtar kuvve-i gadabiyenin füruatında da şu üç mertebenin yeri vardır. Ve keza kuvve-i akliyenin. Bakın birincisi neydi? Kuvve-i şehviye, ikincisi kuvve-i gadabiye, üçüncüsü kuvve-i akliye. Kuvve-i akliyenin tefrit mertebesi, en alt derecesi gabavettir ki, gabi derler ya, ahmak derler. Yani hiçbir şeyden anlamaz. Gabavettir ki hiçbir şeyden haber olmaz. Kafayı hiçbir şeye yormaz. İfrat mertebesi cerbezedir ki hakkı batıl, batılı hak suretinde gösterecek kadar aldatıcı bir zekaya malik olur. Vasat mertebesi ise, bunun istikameti ise Cenab-ı Hakk'ın aklımızı kullanmamızı istediğimiz derece mertebe ise hikmettir ki hakkı hak bilir, imtisal eder. Batılı batıl bilir, iştinab eder. Ve men yu'tel hikmete fekad utiye hayran kethira. Ya demek ihdine sıratel müstakim manasında bu üç tane hakikat insanı istikamete sokarken hemen arkasından gayril mağdubi aleyhim veleddallin diyoruz ya. Ya Rabbi bizi mağdub ve dallin yolundan, yani kovulmuşların, dalalette gidenlerin, sapmışların yolundan kurtar. Gayril mağdub aleyhim veleddallin. Dalalet yolunda giden, o yoldan bizi kurtar diye de bakın ne yaptık? İhdine sıratel müstakim. Sırat-ı müstakim ashabına bizi dahil et. Sırat-ı müstakim ashabı kimdir? Bu kuvve-i şeheviye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliyede sırat-ı müstakimde giden insanlığın en zirvesi başta Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Ayet bunu tefsir ederken diyor ki minen nebiyyine ve sıddıkine ve şühedai ve salihin diyor. Vay be. Şimdi yani bize dört halifenin içinde bize Peygamber aleyhissalatü vesselamın ahlakında ihdine sıratel müstakimi yaşanmış halini gösteriyor. Model halini gösteriyor. Minen nebiyyine. Onda bütün istikamet. Onda bütün doğru yol. Onda kainatın kıvamı. İnsanlığın zirvesi. Ve sıddıkine. Sıddık-ı Ekber radıyallahu an. Sonra ve şühedai. Ve şüheda, şüheda çoğul ifadesidir. Şehitler demek.
Şehitler çoğulun cemin ekalli, Arapçada en küçük çoğul ifadesi üçtür. Üç tane şehit. Daha Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hayatta, sahabe efendilerimiz hayatta, Kur'an bunu haber veriyor. Üç tanesinin şehit olacağını, Sıddık Ekber'in sadakatte zirvede olacağını, bakın bunu ihbar ediyor bize, bunu haber veriyor. Ve onların ahlakına bizi teşvik ediyor. Sıddık gibi sadık olun. Osman gibi iffeti mücesseme olun diyor. Melekler bile onun iffeti karşısında hayal ediyorlarmış. Kıskanıyorlarmış onun iffetini. Düşünün. Ha, Ömer gibi cesarette, celadette istikametli ve şecaatli olun. Ali gibi zekada, kuvve-i akliyede istikametli olun. Cerbezeden ve humuttan, hamakatten kendinizi muhafaza edin diye bizi aslında o dört halifenin, başta Peygamber aleyhissalatü vesselamın ahlakına şiddetle teşvik ediyor. Sübhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahumen elhamdülillahi rabbil alemin. Allah rızası için El Fatiha.